Wo bist du? Bu dersimizde wo bist du yani neredesin sorusunu ve cevap verirken kullandığımız yerlere, mekanları, onların isimlerini ve bu konumlarla birlikte kullanacağımız edatları birlikte öğrenelim. Die Orte, mekanlar ve yerlerle başlayalım. Burada artikellere dikkat edin. Gramer kurallarımızın hepsi çünkü bu artikellere bağlı. Der Wald, der Park, der Strand, der Supermarkt, der See, der Bauernhof, die Schule, die Moschee, die Stadt, das Haus, das Meer, das Kino, das Theater. çoğul di yani biliyorsunuz bütün çoğul isimlerin artikeli di olurdu o zaman da di bağayı kullanabiliriz yani dağlar Konum olarak ülke, şehir ya da köyden bahsedebiliriz. Deutschland, Berlin, Stolberg gibi. Wo bist du? Sorumuza gelelim. Burada hangi fiili kullanmalıyız? Sein fiilini kullanmalıyız. Wo kelimesi en başa gelir. Fiilimiz olan sein çekilir ve ikinci pozisyona gelir ve özneyi ya da şahısı en sona yazarız. Wo bist du? Wo ist er? O nerede? Yani üçüncü teki şahıs. Wo ist Maria? Wo seid ihr? Siz neredesiniz? Wo sind die Kinder? Onlar yani çocuklar nerede? Şimdi cevap verebiliriz artık. Farklı artikellerden birer kelime seçelim. Ich bin der Wald, ich bin die Schule, ich bin das Haus. Yeterli değil. Burada ne eksik? Burada konum önüne gelen edatlar eksik. Hangi edatlar kullanılır? In, an, zu, auf in edatı ile başlayalım. En çok kullanılan edattır. Eğer bir binanın içindeyseniz o zaman in edatı kullanılır. Di Schule, di gibi yani okul, cami ya da sinema gibi bir binanın içindeyseniz in edatını kullanmalısınız. Ya da açık alandır ama sınırları bellidir. Örneğin orman. Belgrad ormanları sınırı bellidir ya da dağlar. Mesela Uludağ gibi. Bunun sınırları da bellidir. Bunlar için de yine in kullanılır. Ülkeler ve şehirler biliyorsunuz sınırları vardır. Bunlar için yine in kullanılır. İlave olarak yönlerde de in edatını kullanmalıyız. Farklı artikellerden 3 tane mekan seçelim. Ormanla başlayalım. Ich bin in der Wald. Ich bin in die Schule. Ich bin in das Kino. Keşke Almanca bu kadar kolay olsaydı o zaman dersimiz sona ermiş olurdu ama maalesef öyle değil. Burada datif dediğimiz bir gramer kuralı işin içine girer. Datif de yani konum bildirirken konumuzun artikeli der ve das olursa in dem yani in der Wald ya da in das Kino değil in dem kullanmalısınız ya da kısaca im kullanmalısınız. Konumuzun artikeli di olursa in der kullanılmalı. Ich bin in dem Wald Ich bin in der Schule. Ich bin in dem Kino gibi. In dem yerine im. Ich bin im Wald. Ich bin im Kino gibi. Konum bilgimizin artikeli der ve das olursa im, di olursa in der. Bunu bir kenara yazalım ve de artikelli konumla başlayalım. Ich bin im Wald. Ich bin im Supermarkt. Ich bin im Park. Das artikelli olursa Ich bin im Kino. Ich bin im Theater. Di artikeline bakalım. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Moschee. Ich bin in der Stadt. Çoğulardan hiç bahsetmedik. Çoğul di yani çoğul kelimeler biliyorsunuz di artikeli olurdu. O zaman ufak bir değişiklik in der yerine in den kullanılır ve kelimenin sonuna da ne harfi eklenir. Ich bin in den Bergen. Ülkelerde işimiz daha kolay ama bu ülkeler çoğunluğu oluşturan artikelsiz ülkeler. In kullanılır ve başka bir şey de eklenmez. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Berlin. Ich bin in Stolberg. Artikelli ülkeler de vardır. Bunlar azınlıktadır. En çok kullandıklarımız die Türkei, die Schweiz, die USA, Bunların artikeli di olduğu için ona bakalım. Di olduğu zaman indea kullanılıyordu. Yani artikeline göre çekim yaparız. Eğer ülkenin artikeli varsa Çoğu di de yine indeyin ama ne harfini eklemeyiz. Ich bin in der Türkei. Ich bin in der Schweiz. Ich bin in den USA. An edatı sulu yerlerde kullanılır. Yani uçsuz bucaksız suların olduğu plaj, göl ya da deniz gibi. Burada an yine kullanılır ve deyim kullanır. An deyim ama yine im gibi burada da kısaltma yapabiliriz. An deyim yerine ilk ve son harfleri kullanırız ve am kelimesi oluşur. Di olduğu zaman an dea. Ich bin am Strand. Ich bin am See. Ich bin am Meer gibi. Auf bunun kullanımı daha azdır. Meydanlarda kullanılır. Mesela çiftlik ya da pazar yeri gibi. Ich bin auf dem Bauernhof. Burada yine auf ve dem geldi. Bunu kısaltması yok maalesef. Şimdi son olarak istisnai bir durumda olan ev. Yani das Haus'a gelelim. Çünkü ev müstesna bir yerdir. Burada zu kullanılır. Ich bin zu Hause. Bu kadar basit. Dersimiz bu kadardı. Ein gutes Zuhause muss man sich machen, nicht kaufen. İyi bir yuva yapılır, satın alınmaz. PDF dosyası ekledim. İndirip çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.